Ben yani eleştiriyor musun? Rabıta da demiş. Neyse <laughs> şöyle. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hakikaten yani bu mesele hem miktar tarafından çok kötü kullanılıyor. Hem CHP'ler tarafından da çok kötü inkar ediliyor. Ben önce onu söyleyeyim. Niye bunu söylüyorum? Ya CHP tartışma. Dem aşağı, dem yukarı. CHP orada, CHP burada. Şimdi olan şey şu. Kent uzlası diye dem çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz kent uzlası yapmak istiyoruz. Yani ne yapmak istiyoruz? Kazanabildiğimiz yerlerde Kendimiz girmek istiyoruz. Kazanamadığımız yerlerde de güvendiğimiz, demokratlığına, işte belediyecilik anlayışına güvendiğimiz insanlarla hareket etmek istiyoruz. Olay bu. Bunun için de üç yer söylediler. İşte bir tane Senyurt Akdeniz gün göreme Toroslar falan söylendi. Ondan önce de bir açıklama ya da yaptılar. Dediler ki aslında biz bu ittifakı genişletmek istiyorduk. Fakat CHP buna izin vermedi. Şimdi realite bu. Realite buyken ikinci realitemiz 17 ilçede aday çıkardılar. 22 ilçede aday çıkarmayınca Dediler ki biz belli ilçelerde CHP içerisinde arkadaşlar gidecekler belediye meclis üyeliğine müracaat edecekler. Şimdi bu kurumsal mı? Demin kurumsal kararı mı? Yoksa başka bir şey mi? Sadece adaylık meselesini biliyoruz. İşte yani belli bazı mesela Fatih'te iki tane var. işte i̇şte Tuzla taraflarında var. Yani bu da gayet anlaşılabilir. Çünkü adam söylemiş yani ben kent tuzlası yapmak istiyorum. Şimdi kıyamet nereden kopuyor? Kıyametin koptuğu şey şu. Hükümet meseleyi alıyor güvenlik boyutu üzerinden ki orada çizgisini değiştirmedi. Kardeşim siz terörün uzantılarıyla işbirliği yapıyorsunuz deyip CHP'nin kapısına getiriyor. CHP'nin kapısındakiler de kapıyı çok ciddi anlamda herkes açmak istiyorlar. Fakat bu baskı oluşunca böyle bir rüzgar gelince bir geri adım atıp diyorlar ki ya kardeşim bu adamlar zaten bize kaybetirmek istiyorlar. Dolayısıyla da siz neyin kafasını yaşıyorsunuz tarzı böyle argo yaklaşımlar. Aslında mesele şu dem açısından. Ya dem diyor ki ben bu seçimlerde kendi tabanımı dinleyip kendi tabanımın üzerinde bir şey yapacağım. Şimdi hatırlayın Başak Demirtaş'a çıktığında kıyamet koptu. İşte AK Parti seçimi kazandırmak istiyor, o oluyor, bu oluyor falan. Ama bir üçüncü yol ortaya çıkardılar. Dediler ki ve biz bu üçüncü yoldan ilerlemek istiyoruz. Dem çok akıllı bir hareket yaptı. Birincisi Başak Hanım'ın pazarlık gücünü çok yükseltti. İkincisi İstanbul'da belirleyici olduğunu altını çizdi. Üçüncüsü de kendisine ait seçmeniyle ilgili ve başka mahfillerdeki siyasi yani kandil demek istemiyorum bunu. Hani bu bir şekilde bir siyasi parti için çok büyük bir suçlama olabilir ama yani demin siyasi anlamdaki şeyini sorgulamıyorum. Hı hı. Ama meşruiyeti bu anlamda sorgulandığı için ya kandilden de açıklama gelince ne oluyor sorusunu beraberinde getirdi. Olan şey şu. Olan şey 3 ilçede bir şekilde kent itfa dedikleri bir ittifak gerçekleşti ve bunun neticesinde de bu çok yayılmadı. Şimdi şey şu, bazı insanlarda ya efendim işte dem bunu yaptı ama aslında İstanbul Büyükşehir seçimlerinde Meral Danış Beştaş bir şekilde geri çekilecek. Aslında oylar buraya akacak. Ama kimse şunu düşünmüyor. Peki dem iki seçimdir oy kaybediyor. Burada da oy kaybederse demin siyasi varlığı bir şekilde hesap vermek zorunda kalacak. Seçmene bir şekilde hesap vermek zorunda kalacak. 13'ten geleceksin 8.9'a. Burayı da kaybedersen bu nokta olur mu? Şimdi bütün hesap şu. Dem İstanbul'da %6'nın üzerinde oy alırsa Ekrem Bey'i çok zorluyor. İstatistik olarak bu böyle. %6'nın aşağısında oy alırsa bir şekilde rahatlatma noktasına gidiyor. Şimdi AK Parti deme oy veren Kürt seçmenin oyuna talip, CHP o oya talip. Fakat ben Ekrem Bey'i kutluyorum. Bakın o açıklamayı ben yeni herhalde sıcak bir tabii açıklama. Tabii yeni Altan Benim anlamadığım şey şu. E, Şimdi CHP'liler AK Parti'yi bir şekilde deme karşı tırnak içinde kullan vebalı muamelesini yapmakla itham ederken ya kendileri de kaçıyorlar. Ya bunda kaçınılacak bir şey yok. Yani 3 ilçede ittifak yapılmışsa yapılmış ve bu üç ilçe neticesinde de bütün Türkiye yayılmamış. İstanbul'la ilgili de kendi adayları var. Ve ben şunu söyleyeyim. Yani belli bir oy kaybı olur ama İstanbul'da hani şu şartla söylüyorum. Sayın Demirtaş'tan çıkacak bir açıklama. Orayı bilmiyorum başka yaklaşımlar onları bilmiyorum 1 Nisan sonrası çünkü konuşuluyor ama her halükarda karşımıza olan tablo şu dem seçmeni konsilde bir seçmen ve dem kimi işaret ederse onun bir adım öne geçeceğini hepimiz biliyoruz fakat esas sorgulanması gereken mesele bence ya biz demi niye tartışamıyoruz açık açık yani demden bahsederken nasıl? Her, e şöyle yani sonuçta dem yetkilileri çıkıp açıklamasını yapıyor Sayın Millet İtfağı'nda varlardı. Sayın Özgür Özel açıklama yapıyor. Karşılık olarak birbirlerini suçluyorlar. AK Parti başka bir yaklaşım içerisine giriyor. Ve siyasetin öznesi şu an. İstanbul'da en önemli figürlerden bir tanesi parti olarak. Ama şimdi öyle bir tartışma içerisine giriliyor ki. Yani dem hastalık geçirmiş. Yaklaşılmaması gereken, maske takılması gereken bir siyasi parti gibi şey yapılıyor. Hatta ben şöyle ifade ediyorum. Yani takını gönder ama düğünde gözükme. E şimdi sen AK Parti bunu itiraz ediyorsan senin de bunu yapmaman gerekiyor. O siyasetin yolunu açman gerekiyor. Fakat başka bir çıkmaz var. O çıkmaz da şu. Şimdi AK Parti CHP'yi dem üzerinden terör meselesi üzerinden vurunca CHP de Hüdapar AK Parti'nin karşısına çıkarıyor. E şimdi bu doğru bir yaklaşım değil ki. Bu siyasetin önünü açmak kandilin lazım. Kandilin adayı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, e şimdi, Ekrem İmamoğlu e şimdi, için. Bunu açmak lazım. Yani şimdi, aday çıkarmış olmasına rağmen Kandilin adayı diye Şöyle ben etti. çok açık söyleyeyim. O e, seçim boyunca yürüyecek bir mekanizma. Çünkü e, Deniz Yelek de yok. AK Parti'de şöyle bir şey var. Deniz Zeyrek de yazmıştı. Yani AK Parti bir hamle yaparken onu ölçüyor. Onun karşılığının olup olmadığını ölçüyor. Öyle AK Parti hamleleri yaparken hani... Eskiden birden, Bülent da ölçerdi. <gülüyor> birden <gülüyor> şeyle... evet eskiden <laughs> o Bülent şeydi. Ha, şöyle ölç Yani yapmıyor. Mesela e, bir şekilde hizmet meselesini söylediğinde bunun karşılığı olup olmadığına bakıyor. Mesela dem meselesi şöyle düşünün. AK Parti bunu işlediğinde İstanbul seçimlerinde şöyle düşünün. Biraz önce espri yaptık. Rize Trabzon şeyinden çıkamıyoruz diye. E peki mesela Karadeniz oyunu Sayın İmamoğlu için de Sayın Kurum içine söylüyorum. Karadeniz oyunu demle bir partinin yaklaşımı ne kadar etkiler? Ne kadar etkileme sorusunu bir Karadeniz'e sordunuz da orada hesap başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi kimse şuna bakmıyor. Yani ben Kürtlerden 4 puan, 5 puan falan alırım değil. Hani deme oy veren Kürtlerden. Çünkü bütün Kürtleri e kastetmemek lazım. AK Partisi var, CHP'si var, başkası var. Kimse bunu kastetmiyor. Kastedilen şey şu, genel itibariyle de esasında bunlar çok fazla artmasınlar. Çünkü herkes hesabı ona göre yapıyor. Yani dem %8.9 değil, %6 aldığında bizim için ne oluyor? %8 olduğunda ne oluyor? Ama kimse şunu demiyor ki, ya Türkiye'de siyaset nasıl normalleşecek? Peki böyle herkes biri hüdaparı o tarafa iterse biri demi bu tarafa iterse nasıl bu siyaset normalleşecek? Toplumsal olarak bu sıkıntı. İki, Yani Kürtler üzerinden böyle çok şeylerin konuşulması, hani genel bir Kürtler lafı üzerinden eşittir deme endekslenmesi ben onu da çok doğru bulmuyorum. Tabii Dem ki. önemli bir siyasi hareket. Çok ciddi anlamda Kürtlerden oy alıyor. Fakat esas olarak belirleyici olması başka bir şey. Bir diğer mesele şunu çok net göreceğiz. Şimdi Dem İstanbul'da grup kurmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne grup kurmak istiyor ve demin hakkı bu. Yani siyaseten girmiş, bunun açısından da bir yol bulmaya çalışıyor. Şimdi o yoldaki temel mesele şu, niye CHP çok eleştiriliyor? Şimdi kent uzlaşısını, kent ittifakını sadece CHP ile yaptı. Mesela kent uzlaşısını, örnek söyleyeyim işte biraz önce Komünist Başkan Maçoğlu yayındaydı. Evet. Ki ben çok başarılı buldum gerçekten. Yani e, hakikaten iyi anlatıyor ve Kadıköy'de de oylarını Meşe yükseltiyor. De evet. Yükseltiyor sürekli çünkü şöyle, halkın anlayacağı şekilde anlıyor. E şimdi Kadıköy'de mesela benim beklentim evet tipinde demin de aslında Sayın Maçoğlu'na o kent uzlaşısı dedikleri şeyi burada yapmaları. E Tunceli'de yapamıyorsunuz bunu. Ve dolayısıyla da şimdi İstanbul'un belirleyiciliği üzerinden mesela kimse Ankara'yı konuşmuyor. Hani biz İzmir'i konuştuk. İzmir olmadı. Bugün Saruhan Bey diyor işte biz Tunç Bey'le çok iyi çalışıyorduk röportajını e, röportajında ifade He. ediyor. Şimdi İstanbul seçimlerini herkes aslında sadece bir yerel seçimin çok ötesinde olduğunu biliyor. Ama burada demin şeytanlaştırmanın bir gereği yok. Demin de çok şeffaf olması ki o noktada açıklamalar var. CHP'nin de çok şeffaf olması gerekiyor. Yani şunu söyleyebilmeli CHP. Evet biz 3 ilçede kent ustası yapıyoruz. Bu 3 ilçede beraber hareket ediyoruz. Ama diğer ilçelerde herhangi bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Kandil ne derse, diğerleri ne derse bizi ilgilendirmez. Biz legal, kurulmuş bir siyasal alanda bu varlığımız. Ha oradan AK Parti saldırır. Oradan Cumhuriyet Partisi saldırır. Bu zaten beklenen bir şey. Çünkü onun